Hafta boyunca Karayiplerin renkli ülkesi Küba'nın sağlık alanındaki başarılarını ekranlarınıza getirdik. Bugünse ülkeye turist gözüyle bakacağız. İşte renkli otomobilleri, birbirinden güzel sahilleriyle Küba'nın görülesi yerleri. Kış mevsimindeyiz. Burada Küba'da da kış mevsimi ama sürekli bir sıcak var. Gelen turistler bu sıcak kumlara basıp okyanusa giriyorlar ve güzel sıcak havanın tadını çıkarıyorlar. Küba'ya İstanbul'dan Türk Hava Yolları'yla geliş yaklaşık 14 saat sürüyor. Küba Karayipler'de bir ada ülkesi. Kış dediğimize bakmayın. Ortalama sıcaklık 26 derece. Havana ise Küba'nın en büyük şehri ve ülkenin başkenti. Küba sokaklarında klasikler bitmiyor. İsterseniz eski Havana'da dolaşırken yine klasik otomobillerle de bir şehir turu atabilirsiniz. Bunlar tabii ki fotoğraf çekilmek bile ücretli. Saati 30 euro. Türkiye'deki turistlerin uğrak yerlerinden biri de Küba'da Puerto Caddesi üzerindeki bu Atatürk büstü. Birçok devlet adamının büstü yer alıyor bu cadde üzerinde. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu yazıyor ve onun ünlü sözü "Yurtta sulh, cihanda sulh" de yine buraya işlenmiş. Sadece sağlık için gelmiyor turistler ülkeye elbette. Yaklaşık 4 asır boyunca İspanya'nın sömürgesinde kalmışlar. 1959 yılında yaşanan devrimse Küba'yı turistler için cazibe merkezi haline getirmiş. Atatürk'ü çok seviyorlar. Sırf onu görmek için gelen de var. Saygı duyuyorlar ve çiçek bırakıyorlar. Küba'da ilginç ritüellere rastlayabilirsiniz. İşte onlardan biri. Bir 15 yaş töreni. Küba'da 15 yaşına giren genç kızlar özel olarak giyiniyorlar ve özel fotoğrafçı eşliğinde özel bir mekanda fotoğraf çektiriyorlar. Küba'da alışveriş ederken daha önce peso kullanıyordunuz ya da euro geçiyordu ama pandemiyle birlikte ekonomiyi biraz daha hızlandırmak için onlar da maalesef dolara yenilmişler. Bir şey sorduğunuz zaman herhangi bir ürün dolar üzerinden size fiyat veriyor. Tişörtlerin fiyatı 15 dolara satılıyor. Küba turist vizesiyle girebileceğiniz adada birçok ülkenin aksine otel karantinası yok. Ve iki dolaşısı olanlardan PCR testi de istenmiyor.